Herkese merhaba, iyi öğleden sonralar. Teknik aksaklıklar nedeniyle birazcık geciktik ama hızlıca toparlayacağız. Ben Hande Demirel, öncelikle B Salonu'na hoş geldiniz. Sabah Sayın Bakanımızı ağırladık, güzel konuşmalar dinledik. Şimdi öğleden sonra panellerle, yine çok güzel panellerle ve eğitimlerle günümüze devam edeceğiz. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışının ardından yine kapsamlı paneller ve eğitimlerle devam ediyoruz demiştim. Öncelikle herkese katılımlarından ötürü teşekkür ederim. Efendim, oturumlarımıza başlamadan önce birkaç küçük hatırlatmam var. Müsaadenizle onları tekrarlamak istiyorum. Kongremize hem fiziki katılan hem de çevrim içi katılan katılımcılarımıza çeşitli hediyeler verilecek. Özellikle çevrim içi katılımcılar için sponsorlar tarafından 2000'e yakın hediye hazırlandı. Gün boyunca düzenlenecek panelleri, açılış konuşmalarını, ana konuşmacıları, eğitim atölye çalışmalarını çevrim içi izleyen katılımcılar sanal stand ziyaretlerinden de kazanacak. Kazandıkları puanlarla hediyelerini alabilecekler. Yine aynı şekilde kongremize fiziken katılan katılımcılar için de sponsorlarımızın standlarından bu sefer 1000'e yakın hediye verilecek. Kongrenin bu kadar kapsamlı, yenilikçi ve çok yönlü olmasını sağlayan tüm sponsorlarımıza katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Daha yeşil bir dünya sağlamak ve ortak geleceğimizi iyileştirmek adına kongremize kayıt olan her bir katılımcımız için tohum topu atışı gerçekleştireceğiz. Kongre alanına giriş yaparken sizlere verilen EcoBox kuponlarınızı girişte yer alan kayıt masasına teslim ederek EcoBox'ınızı alabilirsiniz. Kongrede yer alan panel ve eğitim saatlerini mobil uygulamamızdan ve fuayede yer alan dijital ekranlardan takip edebilirsiniz ki etmişsinizdir diye düşünüyorum çünkü bir miktar sarkmalar oldu. Ve kongremiz sonunda dijital katılım belgesi alacaksınız. Belgeniz e-mail olarak sizlere gönderilecek. Hazerfen salonundaki NFT dijital sergimizi yine gün boyunca izleyebilirsiniz. Kongremizde Metaverse evreni üzerinden gerçekleştirilecek olan etkinliklerimiz de var. Gelecekte Türkiye'nin sürdürülebilir gücü, riskleri fırsata dönüştürme yolculuğu paneliyle iş dünyasında Web3 dönüşümü eğitimi hem fiziki hem çevrim içi hem de Metaverse üzerinden yayınlanacak. Kongremizi çevrim içi platform üzerinden takip eden katılımcılarımız belirtilen linke girerek Metaverse üzerinden yayınlanan panel ve eğitimlerimizi takip edebilirler. Son bir not, Hazerfen salonunda Mert Damla Pınar'ın kitap imzalama etkinliği de var. Evet. Öğleden sonranın ilk panelinde sıra. Bu panelimizin adı Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sermaye Piyasaları Neler Sunuyor? Panelin dili hem İngilizce hem Türkçe. Bu panelde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansal kaynağın yaratılmasında sürdürülebilir yatırım araçlarını ne kadar tanıyoruz, ne kadar kullanıyoruz? Sürdürülebilir bir geleceği finanse etme yolculuğunda ülkemizdeki finansal kuruluşlar ve reel sektör yeşil finansman uygulamalarının neresinde? Sürdürülebilir ve dijital yeni dünya düzeni yolculuğunda sermaye piyasaları gelecekte bize neler getirecek? İşte bu soruların yanıtlarını arayacağız. Şimdi öncelikle panelimizin moderatörünü, Rota Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Tevfik Eraslan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ve hızlıca panelistlerimizi okuyacağım. Okudukça ben lütfen sizleri de sahneye alalım. Değerli konuşmacılarımız şöyle. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Daire Başkanı Sayın Dilan Pamir. Aydem Enerji Mali İşler Grup Başkanı Sayın Galip Ayköse. Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkan Yardımcısı Sayın Seçil Sayın Kutluca. Ve bir online bağlantımız var. Çevre dostu bir kongredesiniz. Biliyorsunuz masrafları, karbon ayak izimizi küçültmek adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Bağlantılarımızı yurt dışında ya da şehir dışında olanlarla online yapıyoruz kongre boyunca. Ve son olarak BNP Paribas Securities Services Dijital Varlıklar Başkanı Sayın Wayne Hughes'u davet ediyorum. Onu da ekranlarda görüyorsunuz ve sözü moderatörümüze ve panelistlerimize bırakıyorum. Alkışlarınızla. Değerli konuklar, Sermaye Piyasaları Kongresi'nin bu ilk paneline hoş geldiniz. Bizi zannediyorum online olarak izleyen
çok sayıda izleyicimiz var. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bugün sürdürülebilir bir gelecek için sermaye piyasaları neler sunuyor? Çok değerli panelistlerimizle birlikte bunları tartışıyor olacağız. Onların değerli görüşlerini dinleyeceğiz. Ben ilk önce müsaade ederseniz panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Hemen yanımda Dilan Pamir var. Dilan Hanım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sermaye Piyasaları Danışmanlığı Daire Başkanı ve burada direktör olarak görev yapıyor. Bu görevi yapmadan önce Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda yine benzer kurumsal finansman birimi yöneticiliği yapmıştı. TSKB öncesinde de Halk Yatırım Kurumsal Finansman biriminde çok da yapmıştı. Bu yönde işlemler dediğimde yine özel sektör şirketlerine yönelik olarak özelleştirmeler dahil hem de uluslararası projelerin yapılmasında görev almıştı. Buradaki projelerin toplam büyüklüğü 10 milyon TL'den 1.6 milyar TL'ye kadar giden ölçekte diyebilirim. Toplam buradaki proje büyüklüğü de 40 milyar TL'yi buldu. Dilan Hanım, Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA derecesine sahip, sermaye piyasaları ileri düzey lisansı bulunuyor kendisinin. Kendisine katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Hemen Dilan Hanım'ın yanında Galip Bey var. Galip Bey yine Aydem grubunda, Aydem Enerji'de Mali İşler Grup Başkanı olarak kendisi görev yapıyor. Galip Ayköse, ODTÜ İşletme bölümünden lisans derecesine sahip. Kariyerine Arthur Anderson'da başlamış. Ondan sonra da çok sayıda Türkiye'nin önemli kurumunda finans ve danışmanlık görevlerinde bulunmuş. En son olarak da 2019 yılında Aydem Holding'e Mali İşler Grup Başkanı olarak katılmış kendisi. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. Hemen Galip Bey'in yanında Seçil Hanım var. Kendisine de hoş geldiniz diyorum. En son konuğum Sayın Wayne Hughes, BNP Paribas Securities Service Dijital Varlık Başkanı. Mr. Wayne, I would like to introduce first of all in Turkish that I would... Sayın Hughes, sizlere öncelikle Türkçe olarak tanıtacağım. Sayın Wayne Hughes, BNP Paribas Securities Services Dijital Varlıklar Başkanı. Müşterilere sunulan hizmetlerini bütünsel bir yaklaşımla yönetmek ve yönlendirmek için kurumsal yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası araçları hizmetlerindeki dijital yönetim ekipleri başta olmak üzere tüm alanlarda paydaşlara yakın bir şekilde çalışmaktadır. Yine Wayne daha önce BNP Paribas içinde finansal aracılar ve kurumsal firmalar veri dijital başkanı olarak bankanın dijital stratejisinin kısa ve uzun vadeli yol haritasının tanımlanmasından sorumluydu. Sayın Wayne ABD'deki Asbury Üniversitesi mezunudur. Sermaye piyasalarında da yaklaşık olarak 25 yıllık bir deneyime sahip. Mr. Wayne, welcome. I introduce you in Turkish, but I would like to do it in English as well. Wayne Hughes is head of the Digital Asset Management Securities Services Business of BNP Paribas. In his role, Wayne works closely with stakeholders from all domains and with the CIB and Securities Service digital teams to collectively drive the bank strategy and client offering with regards to digital asset. Wayne was previously the head of the data and digital for financial intermediaries and corporates of Securities Service BNP Paribas. Wayne is a graduate of Asbury University in United States. Welcome, Mr. Wayne. Zannediyorum biraz sonra sesini duyabileceğiz. Ben müsaadenizle İlk önce sorumu Seçil Hanım'a yöneltmek istiyorum. Genel olarak burada sorum şöyle olacak.
Türkiye Sermaye Piyasaları Sermaye Piyasası Kurumu Türkiye'de özellikle sürdürülebilirlik konusunda çok ciddi çalışmaları var ve bu konuda da öncülük yapıyor. Ve bu öncülüğünü yaparken de bu konuda yeşil bonoların ihraç edilmesi konusunda da bir çalışma yaptı. Bunu da bu yıl yayınladı. Bu çalışma yapılırken ihraççılara, yatırımcılara verilecek özel bir mesaj var mı bu çalışmanın rehberin içerisinde? Onun dışında bir de dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman bu uygulamalar bu yeşil bono ihracı konusunda hangi trendleri bize işaret eder? Buyurun. Çok teşekkür ederim Tevfik Bey. Ben sorunuz çerçevesinde yeşil tahvili rehberi sermaye piyasalarımız için neler getiriyor? Dünyada ve ülkemizde trendler konusunda, kurumsal yatırımcıların pozisyonu konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Ancak sürdürülebilir finans gelişmesini, yeşil tahvil konusunun genel olarak finansal piyasalar, sermaye piyasası için neler getirdiği, nasıl mesajlar verildiğine dair bir genel çerçeveyle başlamak isterim. Malumunuz ülkemiz 2021 Ekim'de Paris İklim Anlaşması'nın onaylamasıyla önce bir 2053 net sıfır emisyon taahhüdü verdi. Arkasından da geçtiğimiz hafta COP27'de bir ulusal katkı beyanı karbon emisyonları açısından güncellendi. Tüm bu gelişmeler hem ekonomide, finansal piyasalarda, toplumda, kamuda sürdürülebilir finans, sürdürülebilirlik konusunu tartışmayı, gündemi ivmelendirdi. Bunu çok net bütün taraflarda hissediyoruz. Burada düşük karbon ekonomisi, karbonsuzlaşma temelinde ekonomide bir dönüşüm ihtiyacı belirleniyor. Bu ihtiyaca paralel olarak finansal piyasalarda, bankacılık ve sermaye piyasası tarafında da bir değişim olması bekleniyor. Bütün dünyada da finans sektörünün burada bir kolaylaştırıcı ve mümkün kılan sektör olarak anahtar rolü teslim ediliyor. COP27'de bu konu tekrar vurgulandı en yüksek ağızlardan. Bu anahtar rolün fonksiyonunu yerine getirebilmek için aynı ekonomide olduğu gibi finansal piyasalardaki dönüşümden bahsettik. Bu dönüşüm bir hazırlık da gerektiriyor malumunuz. Sermaye piyasaları bu hazırlık çerçevesinde nereye oturuyor diye bu konuyu belirlemek isterim. Bunu bir dört ayaklı masa gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ilk önce bu sürdürülebilirlik meselesi, sürdürülebilirlik risk ve fırsatları özelinde şirketler kesiminin uzun vadeli değer yaratma, işletme değeri anlamında bu risk ve fırsatlar ne anlama geliyor? Sürdürülebilirlik profilini çıkarma, bu risk ve fırsatlar üzerinden bir durumu ortaya koyma ve raporlama, yani şeffaflık. Şeffaflıkla başlayan, arkasından uzun vadeli finansal araçlar, yeşil tahvil gibi ihraç boyutuyla uzun vadeli finansman temini imkanı ile gelen bir yenilikçi finansal araçlar, tematik finansal araçlar penceresi var. Üçüncü tarafta arz talep tarafında kurumsal yatırımcıların rolü. Kurumsal yatırımcılar burada talebi belirleyen son derece önemli bir aktör. Aynı zamanda arzları da var. Finansal ürünler, fonlar arz ediyorlar. Kurumsal yatırımcıların sürece dahil edilmesi son derece önemli. Değineceğim daha ayrıntılarıyla. Arkasından sürdürülebilirlik verisi ve hizmetleri sağlayan bir sektör var. Bu sektörün derecelendirme yapıyorlar, sertifikasyon veri sağlayıcı sektörü. Buradaki sektörün karşılaştırılabilir, güvenilir veriler, metodolojiler üzerinden çalışabilmesi, kalitesinin temin edilmesi için de sermaye piyasası kurumlarının regülasyon, listeleme, gözetim gibi aşamalarla bu sektördeki kaliteyi temin etmesi de yeşil yıkama gibi konularla mücadele etmek için son derece önemli. Bu dörtlü ayakta sermaye piyasası düzeninde bir yenilik. Burada bizim için yeni olan husus şu, sadece finansal getiri değil, finansal getirinin yanında çevresel etki, toplumsal etkiyi de gündeme olarak beraber bakma
becerilerinin, kapasitesinin geliştirilmesi. Bu anlamda Sermaye Piyasası Kurulu 2020 yılında sürdürülebilirlik raporlamasını borsa şirketleri için gönüllülük esasında da olsa ülkemizde bu çerçeveyi şirketlerimizin önüne raporlama yükümlülüğünü uyu ya da açıkla temelinde koydu. Ardından da sizin de belirttiğiniz gibi 2022 yılında sürdürülebilirlik, yeşil tahviller, borçlanma araçları ve kira sertifikaları segmentinde de bir düzenleyici çerçeve geldi. Şimdi burada sermaye piyasası mevzuatı finansal getirinin ötesinde bir teknik konu olmanın ötesinde ben bu konunun özelliğinden ötürü bir hususa açıklık getirmek istiyorum. Şimdi sürdürülebilirlik konusu bir böyle revaçta olan bir trend konusu değil aslında baktığımızda. Bu yeşil tahvil rehberine girmeden bunu bir araya girmek istiyorum. Şimdi bu içtiğimiz su, soluduğumuz hava, yediğimiz gıdalar, bunların kalitesi, gıda ve enerji fiyatlarında enflasyon, oynaklık, buradaki güvenlik meseleleri, gıda, enerji güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, bir takım toplumsal adalet gibi çok geniş konuları kuşatan bir mesele ve de günümüzde bütün dünyada yaşanan ısı dalgaları, seller, orman yangınları gibi felaketler karşısında artık varoluşsal bir acil, varoluşsal bir gündem. Dolayısıyla bu konu artık bilim dünyasının, akademinin, uluslararası finansal kuruluşların, kamunun gündeminde bu tarz bir şey var. Bir seçenek değil, bir dönüşme zorunluluğu olarak her sektör açısından belirleyici etkisi var. Bu kapsamda o tartışmalar, şirketin amacı nedir? Yönetim kurulunun sorumluluğu paydaş ötesine, pay sahiplerinin ötesine gider mi? Şirket raporlamasında, muhasebeleştirmede çevresel ve sosyal etkileri nasıl birlikte buluşturabiliriz? Yeni bir risk yönetimi neleri içerir gibi konu bir dönüşüm konusuna gelmiş durumda. Şimdi bu parantezden sonra tekrar yeşil tahvil rehberine sürdürülebilir finans konusunda sermaye piyasası araçlarının neler olduğuna gelirsek tekrar. Bunlar bildiğimiz sürdürülebilirlik endeksi var, oraya giren hisse senetleri, bu endeksler üzerinden oluşturulan sürdürülebilirlik fonları ya da başka türlü sürdürülebilirlik stratejisi olan ve de borçlanma araçları. Bahsettiğimiz bu yeşil tahvil borçlanma araçları rehberi ülkemizde esasen yeşil tahvil ihracatçılarına bir net yol haritası koyuyor. Yatırımcılar tarafında ise yatırım araçlarının çeşitleme ve bir kamuoyu aydınlatma çerçevesinde daha objektif kriterlerle daha güvenli yatırım yapma seçeneği sunmakta. Ülkemizdeki çerçeve bu konuda küresel standart niteliğinde olan ICMA uluslararası standardına uyumlu olarak yapıldı ki bir sapma olmasın, mümkün olduğunca sürdürülebilirlik fonlarından daha güvenli, daha cazip bir şekilde yararlanalım. Bu kapsamda yeşil tahvil rehberinde şu tür yeni meseleler var. Şimdi hukuksal ve finansal açıdan yeşil tahvil dediğimiz enstrüman ya da sürdürülebilirlik tahvilleri geleneksel tahvilden, borçlanma aracından farklı değil. Burada farklı olan mesele ihraç gelirlerin, fonların şirketin, ihraççı şirketin finanse etmek istediği yeşil projeler, sürdürülebilirlik projeleri, buradaki kategoriler rehberde açıklanıyor. Münhasıran bu projelerde kullanılması, yani sadece ve sadece bu projelerin finansmanında kullanılması, buna dair hem kullanma hem proje seçimini nasıl yaptı, arkasından fonlar nasıl yönetildi, buna dair raporlamalar nasıl bir çerçevede yürütüldü, buna dair yönetim kurulu bir taahhüt veriyor. Ve bu taahhüt arkasında ikinci taraf görüşü olarak adlandırılan bir bağımsız ihtisas kurumu tarafından, bir sürdürülebilirlik danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlar oluyor bunlar, inceleniyor, değerlendiriliyor ve o görüşle beraber Sermaye Piyasası Kurulu'nun önüne bir etiketli tahvil, borçlanma aracı olarak geliyor. Bunlar ihraç öncesi yükümlülükler. İhraç sonrasında da bu borçlanma aracının yıllık bazda fonlar nereye kullanıldı? Ve de arkasından etki var mı, etkilerin gerçekleşmesi gibi raporlama yükümlülükleri var. En nihayetinde de fon kullandırım raporu dediğimiz nihai fon kullanım raporunun bağımsız denetim tarafından onaylanıp
konması. Yani bir takım ekstra düzenleme boyutu var. Ancak bunlar bir şeffaflık temin etme amacıyla getirilmiş çerçeveler. Burada bu çerçevenin bizim piyasamızda ihraççılar için borçlanma maliyetini düşürme olasılığı var. Bir greenium denilen daha geniş yatırımcı tabanına ulaşma ihtimali var. Bunlar tabii cazip meseleler. Yatırımcıların da kendi değerlerine göre finansal getirinin dışında yatırım yapma ihtimali. Burada şu algının olmamasında altını çizmek isterim. Bununla ilgili yapılan çok akademik çalışma, uluslararası kuruluşlarında çalışmalar var. Görülüyor ki bu tematik araçların finansal getirisi aslında geleneksel finansal araçlara göre geride kalmakta, taviz verilmesini gerektiren bir pozisyonda değil. Rekabetçi olabiliyorlar. Hatta bu şirketler, bu sektörlerdeki şirketlerin risk yönetimi, şeffaflık, bir takım sürdürülebilirlik konusuna ilişkin mesele de dikkate aldığı için daha dayanıklı olma ihtimali de söz konusu. Trendlere gelecek olursak, şimdi burada sürdürülebilir yeşil tahvillerin sonrasında pandeminin arkasından bir sosyal tahvil, büyüyen bir sosyal tahvil piyasası var. Sosyal tahvilden kasıt şu, buradaki ihraç gelirleri düşük maliyetli konut, temel altyapı hizmetlerine erişim, KOBİ'lerin mikrofinans üzerinden istihdam yaratma projelerine finansman sağlama gibi sosyal, sadece pür sosyal etkisi olan projelerin finansmanında kullanılan enstrümanlar. Yine sürdürülebilirlik bağlantılı tahviller, bu çok büyüyen bir piyasa. Bu hem sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil hem de sosyal tahvil henüz bizim rehberimizin çerçevesinde değil. Bunlar biraz daha çerçevesi daha yeni oturulan olduğu için henüz bunları kapsama almadık. Sürdürülebilirlik bağlantılı tahvilde de anahtar performans göstergeleri üzerinden şirketler bir proje finanse etmiyor. Ben ayak izimi şu şey dahilinde düşüreceğim şeklinde bir taahhüt veriyor ve bunun göstergelerin takibi üzerinden borçlanma maliyeti düşüyor. Bu da bir yeni fırsat penceresi özel sektör için. Geçiş finansmanı konusu var. Bu da kirletici sektörlere de bir bu konuda kapsama dahil olmaları için geçiş tahvilleri deniyor. Bu da gene ayrıca büyüyen bir konu. Kurumsal yatırımcıların sürece dahil olmasından bahsetmiştik. Etki yatırımı, sorumlu yatırım, bunlar yeni yatırım seçenekleri. Onun ötesinde de risk yönetimi meselesi çok önemli. Bu özellikle bir takım kirletici sektörler oldukça yüksek risk sınıfı iken 2020'den 23'e Moody's'in analistlerine göre çok yüksek risk sınıfına taşındığını görüyoruz. Yani bu sektörler açısından kredi maliyetinin, kredi profilinin çok değişeceği, kredi profilinin değişeceği, finansmanın çok daha maliyetli olacağı, bu sektörlerde varlıklarda bir değersizleşme riskinin görüneceği gibi riskler var. Kurumsal yatırımcılar tarafında gene ülkemizde bu sorumlu yatırım ve yönetim konusunda bir düzenleme yapma yönünde çalışmalarımız var Sermaye Piyasası Kurulu'nda, bir rehber hazırlığı. Şu an ülkemizde böyle bir sektör var, sürdürülebilirlik fonları 30'a yakın, büyüklüğü de 3.8 milyar TL dolaylarına ulaşmış. Dolayısıyla her ayak masanın o bahsettiğim konuşmanın başındaki dört ayağından da bu ekosistemi geliştirme yönünde girişimlerimiz var. Son olarak raporlamada da finansal ve finansal olmayan raporlama gibi ayrışma değil, ikisinin buluşması, yani sürdürülebilirlikle bağlantılı finansal raporlama konusu. Yeni uluslararası raporlama standardı bu çerçevede geliyor. Bu da çok önemli. Bu da önemli bir trend. Yani toplamda şunu söyleyebiliriz uluslararası trend olarak. Süreç içerisinde bu bir niş piyasa, market piyasadan, alt pazardan yeni böyle finansal piyasaların yeni normali olmaya doğru evrilecek bir konu olarak görünüyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Seçil Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten de dünyada iklim değişikliğini önleme işi ihtiyari ve seçeneğe bırakılmış bir durum olmaması gerekir. Çünkü gelecek böyle devam ederse olmayacakmış gibi duruyor. Ama mevcut gidişatı değiştirebilmek de bir finansman problemi.
Dolayısıyla bugünden bu konuları düşünmek ve sürdürülebilir bir gelecek için finansman kaynaklarını zenginleştirmek çok önemli. O nedenle kurulun Türkiye'de rehberle başlayan ve önümüzdeki günlerde de yatırım fonlarına, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yapacağı çalışmanın müjdesini de almış olduk Seçin Hanım'dan. Burada bunları güzel haber diye ben not aldım ve de hemen yanımda Dilan Hanım'a dönüyorum. Türkiye Kalkınma Bankası tabii yatırım bankası olarak ve kalkınma bankası olarak sürdürülebilirlik konusuna çok önem veriyor. Siz de kariyerinizde bu işe çok zaman ayırmış bir profesyonel olarak bu konuya da öncülük ettiniz. Benim şimdi bu konuyla ilgili yine size sorum. Sürdürülebilir temalı ihraçlar nasıl arttırılabilir? Yatırımcılar ve ihraççılar açısından mevcut ortam ve mevzuat ne kadar teşvik edici nitelikte, yurt dışı örneklere bakarak ihraç miktarının arttırılması ile ilgili olarak yapılmasında fayda sağlayacağını düşündüğünüz konular, tavsiye edeceğiniz hususlar nelerdir? Çok teşekkür ederim öncelikle. Biz evet Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası olarak aslında hem ilklerin bankasıyız. Kurumsal bankacılık yanında sermaye piyasaları danışmanlığı ya da Türkiye Kalkınma Fonu, portföy yönetim şirketimiz gibi tüm şirketlerimizle sürdürülebilirlik odağında çalışmaktayız. Sermaye piyasaları tarafında da iki tane çok Türkiye'nin ilkleri sayılabilecek ürünümüz var. Biri Türkiye'nin ilk sosyal sukuğu, diğeri de dönüşüm tahvili dediğimiz, Türkçeleştirdiğimizde de düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili olarak isimlendirdiğimiz ihraçlarımız. Bu ihraçlar aslında SPK'nın yayınladığı Yeşil Sürdürülebilir rehberinin çok öncesinde oluşturulmuş ihraçlar. Tüm uluslararası standartlar gözetilmiş, tüm etkinin analizi raporlamaları yapılmış, farklı alt danışmanlarla, bağımsız kurumlarla çalışılmış işler. Hepsi de ödüllü projeler. Hem yılın faizsiz finansman işlemi olsun, hem yılın yine yurt içi tahvil ihracı olsun gibi farklı ödüllerimiz var. Global tarafta da yine 11. Global Sukuk raporunda söz konusu sosyal sukukumuzun da yer bulduğunu, Türkiye'den örnek vaka çalışması olarak yer bulduğunu da belirtmek isterim. Tabii bu projeler açıkçası çok farklı alt danışmanlarla yönetiliyor. Yani biz projenin evet koordinatörlüğünde oluyoruz. Ürün yapısının dizayn oluşturulması aşamasındayız. Ancak özellikle sürdürülebilirlik tarafında ve veya işin içine bir de faizsiz finansman tarafı girdiğinde sukuk olduğunun akreditasyonu, işte sürdürülebilirse, sosyalse bunların akreditasyonu için alt danışmanlarla çalışmaktayız. Şimdi bu da bütün ihraççı şirketlere ekstra maliyetler yaratıyor. Yani piyasadan bulacakları borçlanma oranının üzerine bu danışmanların maliyetleri de gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada bu piyasa nasıl gelişir sorusuna cevap olarak baktığımızda bu noktada da bizim önemli bir araştırma çalışmamız oldu. Yine Sermaye Piyasaları Birliği'mizle de istişare halinde gerçekleştirdik bu çalışmayı. Burada farklı ülkelerin sürdürülebilir ilaçlarla ilgili hibe ve teşvik sistemlerinin olduğunu gözlemledik. Örneğin birkaç örnekten de size bahsetmek istiyorum. Singapur kendi iç piyasasını desteklemek amacıyla ihracın yurt dışı olması, bir yıldan uzun vadeli olması ve lokal denetim şirketlerinin yani sürdürülebilirlik danışmanlıklarının kullanılması kaydıyla bütün bu da alt danışman masraflarını hibe olarak vermiş durumda. Dolayısıyla hem yurt içi piyasasında ihraççıları hem de danışmanlık tarafına desteklemekte. Malezya örneğin sürdürülebilir sukuk ihraç programları için birden fazla alt danışman gerekmesi halinde yine buradaki alt danışmanların maliyetlerini vergiden mahsup etmekte. Aynı şekilde bir de yatırımcı bacağında yatırımcıların söz konusu ihraçlara yaptığı yatırımlardan kazandığı gelirlere gelir vergisi istisnası getirmiş durumda. Biz bu ve bunun gibi öneri setlerimizde oluşturduğumuz bir çalışma raporumuzu da ilgili makamlarımıza da ilettik. Bu hibelerin ve teşviklerin şöyle de bir çıktısı olmuş. Hemen onu da kısaca belirtmek isterim. Örneğin özellikle bu Asya Pasifik bölgesinde tabii ki baz etkisinin de katkısıyla beraber bir yıl içinde %139'luk bir ihraçların hacminde artış olmuş durumda. Dolayısıyla biz de kendi Türkiye sermaye piyasalarımızla ilgili olarak da benzer teşvik ve hibe programlarının gelmesiyle bu ihraçların önünün fazlasıyla açılacağını düşünüyoruz. Çünkü
Bu konuda konuştuğumuz çok fazla şirketlerimiz, müşterilerimiz var. Sürdürülebilirlik alanına özellikle kanıksamaya başlamış, sürdürülebilirlik alanına yatırım yapmaya başlamış şirketler var. Ancak piyasada bulunan borçlanma maliyetinin üzerine bir de bu danışman maliyetleri konusunun çözülmesiyle burada çok daha fazla ilerleme olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında sürdürülebilirlik endeksimiz, borsadaki sürdürülebilirlik endeksimizden de bahsetmek isterim. Burada bildiğiniz gibi borsada hali hazırda işlem gören pay senetleri belli bir sürdürülebilirlik raporlamasını belli kriterleri tamamladığında belli raporlamaları periyodik olarak yaptıkları dönem boyunca bu sürdürülebilirlik endeksinde yer alıyorlar. Bu direkt olarak belki borçlanma aracı ihraçlarının artışına etki etmeyebilir ya da indirekt olarak olumlu etkisi olabilir. Ancak çok önemli bir etkisi var. O da bu özellikle sürdürülebilir ihraçlarla ilgili greenwashing dediğimiz bir kavram. Yani aslında tam olarak yeşil olmayıp ihraç özelinde yeşillendirilmiş diyerek çok basit şekilde anlatabiliriz. Herhangi bir şirketin sürdürülebilirlik endeksinde yer alıyor olması zaten o şirketin ilgili tüm politikaları, uluslararası standartlara uygun şekilde yerine getiriyor olması anlamına geliyor. Dolayısıyla da söz konusu şirketlerle ilgili ihraçlar yapıldığında, bu şirketlerin ihraçları yapıldığında bu greenwashing şüphesi direkt olarak ortadan kalkmış oluyor ve böyle çok önemli bir katkısı var. Bunun dışında hani sizin de ekstra sorularınız olursa onları tamam, da ayrıca alabilirim. Teşekkür ederim. Biraz hızlı geçmeye çalıştım. Geç başladığımız için saat çok hızlı ilerledi son anda. Dolayısıyla ben bundan sonraki panelistlerimizden de konuyu biraz hızlıca aktarmalarını rica ediyor olacağım. Galip Bey'e sorum. Türkiye'de sürdürülebilirlik konusunda en iddialı şirketlerin başında Aydem Yenilenebilir Enerji geliyor. Aydem grubun içerisinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin kurulması da kendi başına zaten böyle bir yenilikçi yaklaşım. Diğer taraftan yine Aydem'in çıkartmış olduğu yeşil tahvil konusu var. Bu da Türkiye'de bu alanda yapılmış en büyük ihraçlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu konularda bize deneyimlerinizle ilgili neler anlatmak istersiniz? Çok teşekkür ederim Tevfik Bey. Piyasadaki farklı oyuncuları burada görmek çok güzel. Kamu düzenleyici kurumlar, finansal kuruluşlar, reel sektör temsilcileri, genç arkadaşlarımız. Özellikle temada sürdürülebilirlik olunca ve reel sektörü temsilen enerji sektöründen birisi olarak buraya gelince sürdürülebilirlik konusuyla ilgili söyleyecek çok şey var tabii. Gelmeden Kongre'nin mobil uygulamasında bunları biliyor muydunuz diye bir bölüm var. Oraya bakıyordum. Arkadaşlar sağ olsunlar sürdürülebilirlik temasında 10 tane başlık toplamışlar. O 10 başlığın tamamı direkt ya da dolaylı olarak tabii bir enerji sektörü oyuncusu olarak Türkiye'nin en büyük entegre enerji gruplarından biri olarak bizi direkt ilgilendiriyor. Bunlardan birisi iklim krizine sebep olan başta gelen sektörlerden birisi enerji diyordu. Bunun hemen altında yeşil tahvilin tanımını yapıyordu bir başlık olarak. Biz Türkiye'nin en büyük yeşil tahvil ihracını yapan şirket olarak bununla ilgili mutlaka söyleyeceklerimiz var. Ve en sonunda da ESG, işte Environment Social Governance, Türkçesi çevresel sosyal yönetsel olan kavramla ilgili, son dönemde popüler hale gelen kavramla ilgili bir atıfta bulunuyordu. Şimdi Aydem Enerji Grubu dediğimiz gibi entegre bir enerji grubu, hem üretim tarafında var elektriğin, hem dağıtım tarafında var, hem perakende satış tarafında var, hem de ticaret tarafında var. Dünyadaki son gelişmelere, son trendlere baktığınız zaman da işin enerji tarafında her zaman yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, elektrikli araçlar ve bunların şarj edilmesi, hidrojen, amonyum ve depolama, enerji depolama gibi şeyler hep ön planda gelen şeyler. Dolayısıyla biz de masanın reel sektör tarafında olan oyuncular olarak bu trendleri çok yakından takip etmekle mükellefiz ve elimizdeki elektriğe, enerjiye yönelik enstrümanlarımızı, işlerimizi de bu trendleri yakalayıp bunları içselleştirip daha sonra da bunlarla ilgili yapılacak yeni yatırımlarda yeni finansmanlar aramakla mükellefiz. Gruba baktığımız zaman hem yenilenebilir tarafında, hem elektrik dağıtım tarafında, hem de perakende tarafında Aydem Enerji Grubu'nun sürdürülebilirliği 4 tane ana başlıkta aldığını ve çalışanlarımız için ileriye, çevre için ileriye, şirket için ileriye ve toplum için ileriye diye 4 tane köşe taşı üzerine sürdürülebilirliği yerleştirdiğini görüyoruz. Bunun için çok farklı inisiyatifler ele alıyoruz. Örneğin çalışanlarımız için Aydem Eşitlikçi Hayat, Aydem şirket içerisinde tespih şey yapılan
aile içi şiddete hayır inisiyatifi, yeni annelerimiz için bebek odaları vesaire gibi inisiyatifler, yine Great Place to Work, Happy Place to Work gibi çalışmalar. Aynı şekilde çevre için, doğal ortam için rüzgar türbinlerimizin kanatlarının boyanarak uçan canlıların bunları tespit etmesi, dolayısıyla herhangi bir zarar görmemesi. Yine tarımda zararlı böceklerin yok edilmesine yönelik doğal ortamdan kalkan yarasaların tekrar canlanabilmesi için yarasa evlerinin hayata geçirilmesi, biyoçeşitliliğe katkı vesaire. Yine sosyal ortamda 14 tane farklı ilde faaliyet gösterdiğimiz için okullar açma, kütüphaneler kurma gibi çok farklı inisiyatifi şirket sürdürülebilirlik kapsamında ele alıyor. Bu aynı zamanda biraz önce söylediğim çevre sosyal yönetimin yönetsel girişimlerinde bir parçası oluyor. Çok fazla detay var. Süremiz kısıtlı olduğu için girmeyeceğim. Çok daha fazlasını anlatırım diye düşünmüştüm ama şimdi bütün bunlara baktığınız zaman, bunu sadece bir şirkette değil, tüm grubun içerisinde yerleştirdiğinizde, içselleştirdiğinizde bu grubun doğal bir parçası haline geliyor. Biz yöneticiler, örneğin CFO ofisinde ben bunun iki boyutlu bir parçası oluyorum. Süreçlerin sponsoru olma, bu sponsorluk kapsamında bunların içselleştirilmesi, temsil edilmesi. İkinci boyutunda da biraz önce Seçil Hanım'ın da söylediği gibi bunun raporlaması, ölçülmesi, uluslararası standartların takip edilmesi vesaire hayata geçirilmesi. Bunlar da hayata geçtikten sonra dünyaya tekrar dönüyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte son bir senedeki gelişmelerde işte COP26 Glasgow'la başlayıp COP27 Mısır'la biten süreçte biz 4 tane amaçtan bahsettik. Adaptasyon, yani o 1,5 derece azalma ve dünyadaki bu net karbon zero'ya doğru gitme, bunun hafifletilmesi, bunun finansmanı, biliyorsunuz her yıl 100 milyar doların bu kapsamda finansman olarak aktarılması öngörülüyor gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelere ve son olarak da hep beraber çalışma, collaboration. Bu 4 tane amaç biraz önce şirket bazında özetlemiş olduğum sürdürülebilirlik ve alt bileşenlerine hizmet eden konular olarak COP'larda 2 sene üst üste ele alındı. Bununla beraber işte Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi, Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Alt Komitesi kurdu. Onlar yaklaşık bir sene, bir aydır çalışıyorlar. Standartlar ortaya çıkacak. Avrupa'nın EU Green Deal'ı var, biliyorsunuz. Türkiye'de pek çok kamu kurumu ve özel kurum Green Financing Framework kapsamında biz de dahil olmak üzere finansmanlar yaptı vesaire. Dolayısıyla çok çok sıcak bir konu. Biz de bunun tam göbeğindeyiz. Biz kendimizi bu kadar hazır hale getirdikten sonra bunun doğal sonucu olarak hem mevcut yatırımlarımızın refinansmanı hem de ilerleyen dönemlerdeki yenilenebilire yönelik yatırımlarımızın finansmanı ne yapabiliriz diye baktığımızda öz kaynak finansmanı, dış kaynak finansmanı, ortada duran iki tane enstrüman. Bütün bu hazırlıklarımızda baştan, biraz önce Dilan Hanım da söylediği gibi, profesyonel şirketlerle de beraber çalışarak belli bir noktaya getirdiğimiz için önce 2021'in ilk çeyreğinde, düzeltiyorum, ikinci çeyreğinde halka arzımızı tamamladık. Nisan 2021 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji Şirketi o tarihi itibariyle son 3 senenin yapılmış en büyük halka arzını yaptı ve toplam hisselerinin %18'ini halka arz etti ki bunun tamamı içerideki yerli yatırımcıya arz edildi. Piyasadaki dalgalanmalardan dolayı yabancı yatırımcı o dönemde çekimsel kaldı. Ancak biz biraz önce söylediğimiz profesyonel kuruluşlarla hem ilişkilerimiz gereği hem de topladığımız dokümantasyon gereği o kadar hazırdık ki bundan sadece 3 ay sonra Türkiye'nin en büyük yeşil tahvil ihracı için nitelikli yatırımcının karşısına çıktık. Çıkarken ne yaptık? Öncelikle 3 tane uluslararası bankaya yetkilendirme verdik. 3 tane uluslararası banka verdiğimiz mandate'le bununla ilgili yapılması gereken ön çalışmaları hazırladılar ve takvimi çıkardılar. Bağımsız denetçilerimizle finansal tabloların son halini konuştuk. Ne zaman çıkacağını konuştuk. ESG ratingimizi aldık. Moody's'in bir bağlı ortaklığı olan VGO Iris'ten. Kredi ratingimizi Moody's'den ve S&P'den ve Fitch'ten aldık. Avukatlarımızla bir araya geldik. Trustee'mizi belirledik Bank of New York Mellon olarak. Ve bütün paydaşlarımızla belli bir noktaya geldikten sonra da biz zaten artık Roadshow'a hazırdık. Roadshow'a çıktığımız zaman da pazartesi sabahı bir Global Investor Call'la başladığımız Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'nın diğer ülkelerinden ve Türkiye'den süreci 3 tam günlük çalışmanın sonunda yaklaşık 96 tane farklı yatırımcıyla görüşerek 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracımıza ilişkin 1.6 milyar dolar talep alarak kapattık. Ne vardı bunun içerisinde? Bunun içerisinde şu vardı. ESG ratingi Türkiye'nin en yüksek olan şirketinin sektöründe,
7 sene, düzeltiyorum, 5,5 sene vadeli 2 Şubat 2027'de dönecek. Kupon ödemesi %7,75 olan, getirisi %7,95 olan yeşil tahvil ihracı vardır. Yeşil tahvilden kastımız ne? Yeşil tahvile giderken bir yeşil finansman çerçeve hazırladık. Bunun içerisinde taahhütlerimizi yaptık ve bu taahhütleri second party opinion dediğimiz ikinci taraf görüşüyle sustainalytics diye buradan okeyini aldık ve nitelikli yatırımcılara ulaştık. Ne mutlu ki bize gelen nitelikli yatırımcıların %77'si real money investor dediğimiz uzun vadeli long only bakanlar, %10'lu kalkınma bankaları, %7'si ticari bankalar, %4'ü hedge fundlar, %2'si de sigorta şirketleri olarak gerçekleşti. Ve bütün bu tahvil ihracının sonunda biz Aydem grubu olarak şuna inandık. Biz, bizden öncekiler ve bizden sonra yine yeşil tahvil, sürdürülebilir tahvil, sürdürülebilir endeksli tahviller için bir örnek olduk. İyi bir gösterge olduk. Bizden sonra da bunların devamı gelmesi dileğiyle bunu ortaya koymuş olduk ve dolayısıyla başarılı bir tahvile imza attık diye düşünüyorum finansman aracı olarak. Son olarak bitirmeden de şunu söylemek istiyorum. Bu kadar sürdürülebilirlik, yeşil vurgusu yaptıktan sonra biraz önce Dilan Hanım'ın söylediğine de referansla yaptığımız hiçbir şeyin bu hayatta greenwashing olmadığından emin olmamız gerekiyor. Çünkü biz Türkiye olarak 2053'e net karbon sıfır hedefini koyduk. 2053'e 31 sene kaldı. Ben 31 sene sonra muhtemelen profesyonel hayatın içinde olmayacağım. Bu salondaki arkadaşlarımızın önemli bir kısmı profesyonel hayatın içinde olacaklar. Dolayısıyla bizim yeşil, yenilenebilir, sürdürülebilir hayata geçebilmemiz için bugün işin içinde olan bizlerin taşın altına elimizi koyup gerçekten bu hedefe doğru adımları atmamız gerekiyor. Biz de şirket olarak, şirketler grubu olarak gerek sürdürülebilirlik politikalarımızla, gerekse de yeşil tahvil ihracımızla ve halka arzla buna büyük katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Galip Bey, biz teşekkür ederiz. Süremiz çok azaldı. Hemen ben Sayın Wayne'e dönmek istiyorum. Wayne, welcome to our... Sayın Wayne Hughes, çok teşekkür ediyoruz panelimize katıldığınız için. Önce Türkçe soracağım, sonra sorumu İngilizce tekrar edeceğim. Global olarak sürdürülebilirliği ve dijitalleşmenin önderliğini yapan kurumlar arasında yer alıyor. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeden oluşan yeni dünya düzeni, başka bir ifadeyle ikiz dönüşüm yolculuğunda sermaye piyasaları gelecekte bize neler getirecek? Yeşil ve dijital temalı yatırım araçlarında blok zincir tabanlı teknolojiler yatırımcılara neler vaat ediyor? I will ask in English. BNP is one of the leading institution in the world in terms of sustainability and digitalization. What will the capital market bring us in the future in the twin transformation journey of the new world order consisting of sustainability and digitalization? What the blockchain-based technologies promise investor in green and digital deemed investment vehicles? Stage is yours. First, just happy to. Merhabalar. Böylesi önemli ve stratejik bir konuyu ve aynı zamanda da teknolojinin sürdürülebilirliğini konuştuğumuz için gerçekten çok mutluyum. Çünkü hepimizin rolü çok yüksek. Hele ki ÇSY'ler ve değer zincirini düşününce aslında iki yolumuz var. Belki yeni ÇSY yolları geliştirebiliriz ya da mevcut çözümlerimize ÇSY'leri bir şekilde entegre edebiliriz. Şimdi bugün evet teknoloji ve sürdürülebilirliğe odaklanacağız ve bu çerçevede de şimdi dijital tahvillerden bahsediyoruz. Yazdan bu yana ihraçları devam ediyor ama bu da tabii bizim aslında sürdürülebilirliği desteklemek için teknolojiyi nasıl kullandığımızla çok alakalı. Burada bir iki tane hızlıca bilgi paylaşmak isterim. Tokenleşme bizim için önemli. Şu anki inisiyatiflerimiz tahvillerin de tokenleşmesi üzerine. Burada genel hatlarıyla şunu görüyoruz. Tokenleşme aslında çok büyük faydaları beraberinde getirebilir yatırımcılara da, bütün paydaşlara da. Çünkü maliyet etkin bir şey. Uzun süreçler otomatize hale gelebiliyor.
maliyetleri yine dediğim gibi düşürebiliyoruz. Ama tabii karşımızda üstesinden gelmemiz gereken birkaç sıkıntı da var. Bir yanda düzenleme tarafı ne olacak? Mevcut yapının parçalanması nasıl yaşanacak? İşte blockchain'lerle ilgili pek çok inisiyatif var, tamam. Ama hala daha ödemeler tarafında blockchain tabanlı ödeme kabul etme konusunda hala eksikliklerimiz var. Kabulde sıkıntılar oluyor. Yani ölçeğin arttığı noktaya kadar neler olacak bilmiyorum. Bir de tabii çeşitli piyasalarda bunlar nasıl yer bulacak? Tabii evet, o ölçeğin büyümesine, artmasına kadar da birkaç senemiz var ama her şey adım adım gelişecek bu süreçte. Şu an baktığımda aslında canlı bir deneme sürecinden geçiyoruz. Yani bu deneyselliği tabii müşterilerimizle olan etkileşimlerimizde de deneyimliyoruz, görüyoruz ve yaparak, üreterek, aslında yaşayarak öğreniyoruz. Bir de bir iki şey daha anlatmak isterim. Kimi tahviller biliyorsunuz yazın düzenlemeye gitti. Public olan blockchain'lerde de aynı şekilde ama hala daha bunlar küçük. Hatta birkaç stratejik ihracatçımız tarafında yenilebilir enerjiye odaklanan projeler de vardı ama şimdi burada nasıl bir kaldıraç etkisi yaratacağız? Nasıl dijital varlık ve yani genelen bir dijitalleşmeye gideceğiz? Şimdi bu yeni girişimler aslında yatırımcıların daha küçük projeleri hedefleyebilmesini de sağlayacaktır ki şu an dediğim gibi küçük birkaç proje var yenilebilir enerji tarafında. Yani küçük diyoruz ama hani diğer geleneksel ya da kurumsal faaliyetlere nazaran adı bu şekilde. Bir de tabii verinin dağılması, yine CSY tarafında verilerin takibi ve hatta bu verilerin belki de doğrudan tokenlara embed olması, gömülü olması. Bunlar aslında geliştikçe verimliliği de beraberinde getirecek ve tabii bütün yatırımcılara da erişilebilir olması gerekiyor. Şu an mesela Ethereum'la da aslında çok gelişme yaşandı ama bir yanda madenciliğin çevre etkisini de düşünmek durumundayız. Yani eskiden tabii işte gaz faturalarımızı geleneksel yollarla ödüyorduk ama şimdi bu madencilik faaliyetleri devam edecekse burada yenilebilir enerji şirketleri bunu nasıl gelenekselin yerini alacak? Bunlara göre tahviller nasıl ihraç edilecek? Bunların hepsi cevaplanacak sorular. Ama dediğim gibi yani şu noktada yaparak öğreneceğiz. Yani belki ölçeği daha sınırlı kalan bir deneysellik yaşayacağız. Projelerin yine belki ölçeği görece sınırlı olacak. Bir yanda tabii yasal tarafın gelişmelerini de takip etmemiz gerekecek. Dijital varlıklar ama kesinlikle yükselişte olacak ve sonraki adımlar ne olacaksa bence herkesin odağı da burada olacak ama dediğim gibi teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanıp bu CSY'lerin adaptasyonu için kullanacağız diye düşünüyorum. Wayne, çok teşekkürler cevabın için. İstediğime ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten de iklim değişikliği en önemli konulardan bir tanesi. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinin önlenebilmesi için çok büyük bir sermaye gücüne ihtiyaç var. Dolayısıyla sermaye piyasaları bu konuda öncülük edebilecek ve bu iklim değişikliğinin önüne geçebilecek sermayeyi bulabilecek bir alan. Yatırımcılar için de burada çok önemli fırsatlar olduğunu tüm konuşmacılarımız da altını çizerek belirtti. Ben her birisine çok çok teşekkür ediyorum.